Bugünün konusu OBS stüdyoda kameranın arka planına nasıl alt gölge verebilirsiniz ve aynı zamanda kameranın köşelerini nasıl yuvarlayabilirsiniz? Hadi bunun nasıl yapıldığına bakalım. Maksimum 5 dakika içerisinde harika bir çerçeve oluşturabileceksiniz. Neyden bahsediyorum? Hemen örnekle de gösterelim. Bakın bu şekilde kameramın köşelerini yuvarlayabiliyorum ve ee alt gölge vererek kameramın daha ön plandaymış gibi görünmesini sağlayabiliyorum. Biraz daha büyütecek olursak şöyle gösterebilirim. Gayet kaliteli ve güzel duruyor bu şekilde olması. Son dönemlerde birçok yayıncı da Twitch'te görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Nasıl yapıldığına dair de gelin hemen yapılış videosuna geçelim. Bilgisayarımızdan hemen Photoshop uygulamasını çalıştırıyoruz. Photoshop uygulamasını açtıktan sonra sol üst köşeden Dosya ve Yeni diyorum. 1920 1080 piksel ve Saydam Arka Plan özelliklerini seçerek oluştur diyorum. Bir çalışma alanı oluşturdum. Şimdi buraya siyah rengi seçerek Kare çizim aracını seçiyorum. Buraya köşeden köşeye bir kare çiziyor olacağım. Bak tam köşeden köşeye denk getirebilirsiniz bu şekilde. Karemizi oluşturduk. Şurada hafif bir boşluk kaldı. CTRL T yapıp çok hafif e, alta da alt tuşuna da basılı tutup genişletiyorum. Tekrar enter diyorum. Tam olsun. Bu işlemi yaptıktan sonra sağ alt köşedeki katmanlar kısmından katmanımın üzerine tıklayıp CTRL artı J diyorum. Yani bir kopyasını oluşturdum. Daha sonra üst kısımda şurada Beyaz rengi seçiyorum Ve Hemen alt kısımda bulunan Şu alana Şu işaretli olmayabiliyor bazılarında işaretli olduğuna emin olun hepsi bir değişecek çünkü 180px yazıp Enter'a basıyorum İlk işlemimiz tamamlandı köşelerde zaten gördüğünüz gibi Yuvarlandı Bunu Bu şekilde export alıyorum dışa aktar diyorum farklı dışa aktar diyorum Daha sonra bunu JPEG olarak aktarıyorum arkadaşlar bakın format da önemli JPEG olarak dışarı aktar diyorum ve bunu Masa üstüne kaydedelim bir de isim verelim Kamera Overlay 1 diyelim buna mesela kaydet diyorum Bununla işim bitti Şimdi Mevcut beyaz olan bu katmanın üzerine geldim tıkladım tekrar CTRL J diyorum Ve daha sonra Şu iki Katmanın izlemesini kapatıyorum Bu şekilde kalıyoruz Ve e, bunu tekrar siyaha çekiyorum en üstteki katmanı Hop, Şu an Tam ekran ya CTRL T yapıyoruz Bunu alt tuşuna basıp Biraz küçültüyorsunuz şöyle ortalayın tamam. Bu şekilde ortaladım enter dedim Şimdi Gidiyorum Filtre vermeye Filtre ediyorum bulanıklaştır Gauss bulanıklığı akıllı nesneye dönüştür diyorum. Burası 18'de olsun arkadaşlar. Sizde farklı bir rakam gelebilir. 18'e alın ve tamam deyin. Daha sonra opaklık kısmını 65'e kadar çekin. 65. İyi, iyidir. 65. Şu anda gölgemizi yaptık. Ve bunu PNG olarak dışa aktaracağız. Farklı dışarı aktar diyoruz. Formatı PNG seçiyorum. Ve dışa aktar diyorum. Adına da gölge kamera dedim. Masa üstüme kaydettim. Kayıt işlemi tamamlandı. Arkadaşlar Photoshop'taki işlemler bu kadar. Şimdi bu yaptıklarımızı dikey formatta da yapabilirsiniz. Ben dikdörtgen olarak gösteriyorum. Aynı işlemleri ilk başta bir kare yaptık ya. Kareyi dikdörtgende de yapabilirsin. Gölgeyi de dikdörtgende yapabilirsin. Bunu unutma. Ben dik dört e, dik de yapabilirsin. Ben dik dörtgeni gösterdim. Karışmasın. E, şimdi şöyle yapalım. Masa üstümüzde iki tane çerçevemiz oldu değil mi? Arkadaşlar OBS'de ne yapıyorsunuz? Şimdi OBS'i ekranıma alıyorum. Gölgede git. Normalde OBS'de kamera nasıldı? Böyleydi bakın şu an. Şu an görüldüğü gibiydi. Peki. Kameraya sağ tıkladım. Filtre dedim. Artıya basıyorum. Görüntü maskesi blend Tamam dedim. Bana diyor ki bir fotoğraf seç dosya yolu. Masa üstüne eklemiş oldum. Kamera overlay jpeg olarak dışarı aktardığımız fotoğrafı seçiyoruz. Bunu seçtiğiniz an kapat diyorsun. Artık köşeler yumuşak bir vaziyete geldi. Bakın biraz büyütelim kameramızı görelim daha iyi görürüz. Gördünüz mü köşeleri? Ama ne eksik? Gölge eksik. Hadi bir de gölge yapalım. Gölgeyi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki boş alana bir kere e, artı deyin. Daha sonra buraya resim eklemesi yapın. Buradan da gölge kamerayı seçin. Gölgeye tıkla. Bak, gölgeyi iyice küçülttüm. Kameramın arkasına getirdim. Biraz daha büyütüyorum. Biraz dışarı taşsın diye. İşte bu kadar. Daha sonra bu ikisini seçip CTRL basılı tutup ikisini seçebilirsiniz. Sağ tıklayın ve grupla deyin arkadaşlar. Tamam. Öğeleri grupla. Neden grupluyoruz? İkisini birlikte rahatlıkla taşıyıp büyültüp küçültün. Kamerayı büyültünce gölge de büyüyor. Hepsi bu kadar. Şimdi de bir test edelim. Şöyle yapalım. Bakın işte bu kadar. Kameramı büyüttüğümde hem e, yuvarlak çerçeveye sahip oldum. Hem de bir gölge efekti vererek kameramın daha ön plana çıkmasını sağladım ve artık ufaltıp büyüttüğümde rahatlıkla hem kameram hem de gölge küçülüp büyüyor. Şöyle konumlandırabilirim ve işlem bu kadar basit. Arkadaşlar videonun açıklama kısmında benim şu an kullandığım iki dosyayı da ekleyeceğim. Dikdörtgen için Photoshop'ta hazırlamış olduğum bu video için birlikte hazırladığımız JPEG ve PNG dosyalarını paylaşacağım. Kolaylık olsun diye alıp oradan direkt kullanabilirsiniz. Ama nasıl yapıldığını da bilin istedim. Belki siz bunun yuvarlak oval halini yapabilirsiniz. Belki dik bir halini yapabilirsiniz. O yüzden dilediğiniz gibi formatta yapın özgürce. Bu videoda bu şekilde tarihe geçmiş olsun. Yeni bir şey daha öğrenmiş olduk. Önümüzdeki videolarda buluşmak üzere. Beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup desteklerinizi de esirgemezseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.